Hazreti Pir'den bir beyt. Hazreti Mevlana buyuruyor ki, eğri gidersen kalem eğri yazar, doğru gidersen saadet doğurur. Şimdi bu bendenize bir başka beyti hatırlattı. Çok teşekkür ediyorum. Rica ederim. İstersen doğru yürür, elif olursun. İstersen de çarpık çarpık yürür, yengeç olursun. Takdir seni. Bu dünyaya o da lazım, bu da lazım. Bakınız. İstersen dümdüz olur, elif olursun. İstersen çarpık çarpık yürür, yengeç olursun. Bu dünyaya o da lazım, bu da lazım. Sen bilirsin. İkisi de lazım. Ama tercih bizim. Evet, sen bilirsin. Hocam neden menkıbe dedim? Bendenizin çok sevdiği bir Hazreti Süleyman'la taç hikayesi var. Onu nasırlayalım mı? Peki. Aslında siz kitabınızda da onu anlatmıştınız. Şimdi evet hatırladım. Hazreti Mevlana onu Mecalis-i Seb'a adlı eserinde anlatmış. Hazreti Süleyman tacını takmış, tahtına da oturmuş. Hepimizin bildiği gibi havada uçuyor. Havada uçuyor bir şeyin üzerinde, görünmez bir varlığın üzerinde. Ama havada uçtuğu yerde başındaki tacı eğriliyor. Hazreti Süleyman tacını doğrultuyor. Tacını doğrultuyor ama taç yine eğriliyor. Bu böyle birkaç defa devam ediyor ve Hazreti Süleyman celalleniyor, taca diyor ki doğrudur. Her şeye hükmü geçiyor ya. Taç da dile geliyor, ey Süleyman diyor, sen düşüncelerini doğrultmasan ben de kendimi doğrultmam. Sen düşüncelerini doğrult, sonra ben doğrulayım. Şimdi Hazreti Mevlana bunun altında bu olayı anlattıktan sonra altında şöyle diyor. Başına peygamberlik tacını takmış, havada uçarken Hazreti Süleyman'ın zihninden o ana uymayan bir düşünce geçti. Bir düşünce geçti. Onun için taç diyor ki, sen önce kendini, düşünceni doğrult ki ben doğrulayım. Şimdi biz Hazreti Süleyman mıyız? Bizim tacımız, tahtımız mı var? Havada mı uçacağız? Bu hikayedeki bizim nasibimiz nedir? Denecek olursa. Yine Hazreti Mevlana buyuruyor ki, oradaki taç veya Süleyman'ın yüzüğü vardır, mührü değil mi? Oradaki taç veya Süleyman'ın mührünü ifade eden yüzük senin aşkındır, vecdindir, senin halindir. Senin aşkın, vecdin, halin bozuldu mu, eğrildi mi? Her şeyin eğrileceğini düşün. Yani hayatındaki her Allah şeyin. Korusun. Düzeldi mi? Her şeyin düzeleceğini düşün. Demek ki her insan bir Süleyman'dır. İnsani, rahmani duyguları da onun başındaki tacıdır veya parmağındaki yüzüğüdür. Eğer o rahmani ve insani olan duygular eğrildiği zaman insanın bütün hayatı eğriliyor. O doğrulduğu zaman insanın bütün hayatı doğruluyor. Dolayısıyla Hazreti Süleyman da dahil olmak üzere bütün peygamberlerin hayatı hepimize birer örnektir, birer rehberdir. Onların hayatına bakarak kendimizi doğrultabiliriz. Onun için Kur'an-ı Kerim'de bütün peygamberlerin kıssası en detaylı bir şekilde anlatılmıştır. Onlara geçmişlerin masalları olarak değil de her peygamberin ve ümmetinin hayatını kendi hayatımız gibi düşündüğümüz takdirde aradığımız her sorunun cevabını mutlaka bulacağız. O anahtarlar orada. Anahtar orada. Orada. Kur'an-ı Kerim'deki anlatılanlarda. Bütün şifre, bütün sır orada. Cenab-ı Allah bize geçmiş ümmetlerin hikayesini anlatmıyor. Onların şahsında
bizi bize anlatıyor, bize ayna tutuyor. Malum Hazreti Mevla da Mesnevi Şerif'e başlarken ne diyor? Dinleyin dostlar, bu hepimizin hikayesi. Bu hepimizin hikayesi evet. diyor ve padişah ve cariye hikayesine giriyor. Halbuki ortada bir padişah var. Padişahın da aşık olduğu bir cariye var. E biz padişah mıyız? Kime aşık olduk? Bu nereden bizim hikayemiz oluyor? Ama Hazreti Mevlana diyor ki dinleyin dostlar. Bu hikaye hepimizin hikayesi.